Amerika Birleşik Devletleri'nden Erdoğan'a yanıt. Seçimlerde taraf tutmuyoruz. Seçimler için Türkiye'ye gelen Fransız vekil ilk uçakla geri gönderildi. İngiliz analistten çarpıcı Erdoğan yorumu. Avrupa'nın psikolojisini bozdu. Fransa'ya uyarı. Ermenistan İHA Komuta Merkezi Bayraktar TB2 tarafından imha edildi. Türkiye'deki seçimler Yunanistan'ı alarm durumuna geçirdi. Aselsan Gökdeniz'de çıtayı yükseltiyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'a atıfla söylediği, Biden Erdoğan'ı devirin emri verdi sözüne ilişkin Washington'ın seçimleri yakından izlediğini ve taraf tutmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'daki mitingde Biden Erdoğan'ı devirin emrini verdi. Bunu biliyorum. Bütün halkım bunu biliyor. Eğer durum buysa sandıklar yarın Biden'a da bir karşılık verecek demişti. Voice of America'nın konuyla alakalı sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin uzun süredir ABD'nin müttefiki olduğunu ve Washington'ın da seçimleri yakından takip ettiğini söyledi. Bakanlık sözcüsü, ABD'nin seçimlerde taraf tutmadığını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, "Bizim tek ilgimiz demokrasi süreci ki bu süreç özgür ve adil olmalı. Türk yetkililerin seçimi demokratik gelenekleri ve kanunları çerçevesinde de ele alacaklarına güveniyoruz." ifadesini kullandı. Fransız Yeşiller Partisi Milletvekili Sandra Regol, pazar günkü seçimler için HDP tarafından Türkiye'ye davet edilmişti. Regol ilk uçakla ülkesine geri gönderildi. Basri'nin seçilmiş temsilcisi Regol, Türkiye'ye giderken İstanbul Havaalanı'nda geri çevrildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Regol'un attığı tweetler şöyle. "Bu hafta sonu seçimler için Türkiye'ye gitmem gerekiyordu. Cuma öğleden sonra İstanbul'a vardığımda bölgeye giriş yasağı konusunda bilgilendirildim. Bir gece sahada tutuldum, 14 saat sonra bu sabah ilk uçakla geri gönderildim. Bu yasak hakkında hiçbir bilgim yoktu. Seçimler bitene kadar süreceği sözlü olarak söylendi." Tweet'in devamında Regol, hiçbir Türk makamının onu tutuklamaya ya da suçlamaya kalkışmadığını da belirtti. HDP ve PKK ile işbirliği yapan Fransız vekil, daha Paris'te terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü dahil çok sayıda etkinliğe katılmıştı. Middle East Aid Genel Yayın Yönetmeni David Hurst, Batı medyasının neden Erdoğan'a karşı olduğunu analiz eden bir yazı kaleme aldı. Hurst, Economist ve Der Spiegel gibi dergilerin Mısır ve Suudi Arabistan'daki antidemokratik seçim ortamına sesini çıkarmadığını yazarak Avrupa'nın psikolojisinin bozulduğunu aktardı. İngiliz gazeteci ve analist Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hurst, "Mesele Erdoğan'ın otoriter veya demokrat olması değil, Batı Erdoğan'dan daha kötü olan otoriter liderleriyle iyi geçiniyor. Batı, Türkiye'nin bir kez daha kendilerinin uysal oyuncağı olmasını istiyor. Türkler bunu isteyip istemediklerine karar verecekler. Türkiye'deki seçimlerle ilgili dikkat çekici olan Batı medyasının düşmanca haberleri, bu haberleri yapan tüm medya organları özgür seçimleri desteklediklerini söylerler. Ve Türkiye'deki seçimler özgür. Evet, sert mücadele var belki ama özgür. İkinci mesele de şu ki, Orta Doğu'da özgür seçimler çok nadir görülüyor. Böyle seçimleri olan bir tane Arap ülkesi tanımıyorum. Hepsi hileli ve The Economist, Der Spiegel, Le Point, hepsi bunun farkında. O zaman neden Türkiye'ye düşmanca davranıyorlar? Bin Selman'ın Kaşıkçı'ya ne yaptığını, Sisi'nin aralarında gazetecilerin ve insan hakları savunucularının bulunduğu 81 kişiyi sözde terör listesine eklediğini biliyoruz. 60 bin siyasi tutuklu hapislerde ölüyor. Peki Batı medyasında bunlarla ilgili manşetler, yazılar nerede? Bunun sebebi Erdoğan'ın otoriter olması mı yoksa bağımsız ve Müslüman olması mı? Der Spiegel buna ipucu veriyor. Erdoğan'ı yıkılan tahtın üzerinde çizdiler ve tahtın üstünde bulunan İslam'ın sembolü Hilal de yıkılıyordu. Netanyahu'yu ve Davut Yıldız'ını da koyabilirler mi oraya? Bunun neden olacağı bağırtıyı düşünebiliyor musunuz? Batı medyası şaşıracak çünkü Kılıçdaroğlu'nun sözde demokrasisinin altında çok demokrasi dışı çizgiler yatıyor. Irkçı çizgiler dedi. Azerbaycan sınırında uluslararası hukuka aykırı olarak Ermenistan ordusuna askeri keşif kontrolü ve İHA saldırı eğitimi veren sivil kamuflajlı Fransız askerlerine ait olduğu iddia edilen bir araç, Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'si tarafından imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Azerbaycan ordusu gerekli tedbirleri alıyor. Ordumuz düşman İHA komuta merkezini, havan grubunu ve araçlarını imha etti, denildi. Fransa, Ermenistan'a ölümcül silahlar tedarik etmeye karar verdi. Bu karar Avrupa Birliği ve NATO'nun bağlantısız ülkelere silah verilmemesi politikasıyla çelişmektedir. Bununla birlikte Fransa'nın Ermenistan'ı askeri ve teknik açıdan destekleme kararı alması, bölge tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Askeri uzman Şair Ramaldonov, Milval.az'a verdiği röportajda Fransa'nın Ermenistan'a silah sevkiyatı hakkında konuştu. Ölümcül silahlar öldürücü ve öldüren silahlardır. Bu tür silahlar kullanımı simüle edilmiş bir düşmanı yok edebilecek tüm hafif silahları ve diğer silah türlerini içerir. Fransa, Ermenistan'ı uluslararası hukuka aykırı olarak ne pahasına olursa olsun desteklemektedir. Yani Paris uluslararası hukukla pek ilgilenmemektedir.
Bu hem işgal sırasında hem de sonrasında hep öyle olmuştur. Fransa'nın Ermenistan'a yönelik tutumu uluslararası normlar çerçevesinde değildir. Yasaklanan bazı silah türleri vardır. Bunların satışı ve dağıtımı siyasi bir konudur. Fransa güçlü bir askeri endüstriyel komplekse sahiptir ve silah üretmektedir. Ermenistan'a Fransız silahlarının verilmesi konusu siyasetin değil ticaretin konusudur. Bence bu noktayı dramatize etmeye gerek yok. Birincisi, bu sadece Fransa'nın Ermenistan'ı desteklediğini göstermek için siyasi düzlemde bir oyundur. İkincisi, Fransa Ermenistan'a nasıl silah sağlayabilir, hangi lojistikle, bu maliyetli bir süreçtir. Paris'in Ermenistan'a silah ulaştırmak için karayolu yok. Öte yandan modern silahların bütün bir silah sistemine adapte edilmesi gerekiyor. Ermenistan'daki silahların %90'ından fazlasının Rus olduğu düşünüldüğünde Fransızların buna uyum sağlaması mümkün değil. Ateş kontrolünün gerekli olacağı sistemin bir parçası olacak silahlardan bahsediyorum. Ateş kontrolü temelin esasıdır. Öte yandan Fransa, Ermenistan'a kısa sürede bölgedeki güç dengesini değiştirebilecek ya da orada bulunan Rus silahlarının yerini alabilecek kadar çok silah tedarik edemez. Örneğin Hint silahları Fransız silahlarına kıyasla Rus silahlarına daha uyumludur. Dolayısıyla Ermenistan'a bazı silahlar gelse de bile bunlar stratejik öneme sahip olmayacaktır. Türkiye'deki seçimler için Yunanistan Emniyet Teşkilatı'nda artırılmış gözetim tedbirleri ve bilgi ağı aktivasyonuyla sürekli bir alarm başlatıldı. Almanya'da yaşanan kanlı olaydan sonra Atina'da Yunanistan Emniyet Teşkilatı karargahında üst düzey yetkililerin toplantıları hafta boyunca ve özellikle aralıksız devam etti. Yunan makamları olası yaşanabilecek durumları önleyebilecek veya olağanüstü ve şiddet içeren olaylarla başa çıkabilecek her türlü aracı devreye soktu. İlk alınan önlemlerde Atina'daki Türk Büyükelçiliği çevresinde ve güvenlik koridoru içinde olacak Türkiye temsilcilikleri ve çıkarına yönelik hedefler çerçevesinde devriyeler ve ek nöbetler artırıldı. Kuzey Yunanistan bölgesinde önlemler daha da sıkı biçimde. Polis ekipleri gözleri bölgede yaşayan ve faaliyet gösteren belirli kişiler üzerinde olduğu ve günlerdir tetikte bekledikleri ileri sürülüyor. Selanik Başkonsolosluğu başta olmak üzere Gümülcine Başkonsolosluğu önünde nöbet tutan personele takviye yapıldı. Polis akademilerinde eğitim gören öğrenci polisler görevlendirildi ve adeta başkonsoloslukların çevresinde kuş uçurtulmuyor. Terörle mücadele ve güvenlik yetkililerin gözü ve kulağı Türkiye seçimlerinin sonuçlarını izleyecek olanların toplanacağı noktalara çevrildi. Öte yandan Meriç sınırında 4. Kol Ordu'ya bağlı askeri birlikler yüksek alarm seviyesinde sınır bölgelerinde personel ve araçlarla devriyeleri artırmış durumda. Son olarak Yunanistan İstihbarat Teşkilatı Batı Trakya başta olmak üzere Ege'deki adalarda gözetimleri artırdığı ileri sürülüyor. Öte yandan Mera 25 Partisi'nin lideri olan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Yunan televizyon kanalı Alfa ile yaptığı röportajda Yunanistan mutlak iflas halinde ve bu gerçeğin tanınması sadece siyasi bir meseledir, dedi. 31 Aralık 2022 itibariyle Yunanistan'ın devlet garantileri de dahil olmak üzere devlet borcu yıllık 400 milyar euro artışla 275.12 milyar euro olarak gerçekleşti. Devlet borçlarının geri ödenmesi için ödeme planı 2060 yılına kadar hesaplanıyor ancak ekonomistler Yunan ekonomisinin zayıflığı nedeniyle karşılanmasının imkansız olduğunu düşünüyor. Aselsan'ın dünyadaki sistemlerden daha üstün performansı sahip olarak geliştirdiği yakın hava savunma sistemi Gökdeniz'in Milgen 5 projesi kapsamındaki fabrika kabul testleri tamamlandı. Gökdeniz sistemi fabrika kabul testlerinin tamamlanmasının ardından Milgen 5 gemisine entegre edildi. Gökdeniz anti gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. Gökdeniz sistemi yoğun bir rekabet yaşanan yurt dışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleriyle öne çıkıyor. Gökdeniz sistemi yurt dışında farklı ülkelerin deniz kuvvetleri tarafından büyük ilgi görürken ihracat projelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor. Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan Korkut ve Gökdeniz sistemleri tarafından kullanılan Atom 35 mm parçacıklı mühimmat, sahip olduğu hassas zaman programlı TAPA sayesinde hedef önünde parlanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün, Gökdeniz sisteminin Aselsan'ın yakın alan hava savunma konusundaki derin tecrübesi ve bilgi birikiminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildiği kaydetti. Gökdeniz'in tamamen yerli ve milli çözümlerle üretildiğini vurgulayan Profesör Doktor Görgün, Gökdeniz sistemi yurt dışı bağımlı ortadan kaldırmakla kalmamış, muadil yurt dışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur, dedi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte diğer dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerinin yakın hava savunma ihtiyaçlarının bu sistemle etkin şekilde karşılanabildiğine dikkat çeken Profesör Doktor Görgün, Gökdeniz yakın hava savunma sistemi üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Aselsan'ın geliştirdiği 35 mm parçacıklı mühimmatla birlikte yüksek etkili menzile sahip olan sistem, parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlıyor, diye konuştu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.